Herkese merhabalar. Sizlerden binlerce yorum geldi. Hocam yazılıya bir gün kala nasıl çalışabiliriz, nasıl yapabiliriz dediler. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Evde yazılı öncesi bir kampa girmeniz gerekiyor. Yani madem yazılar bizim için önemli o zaman öncelikle düzenimizi kuracağız ve Artık yazılarımıza odaklanacağız. Yani cep telefonumuzdaki oyunlardan birazcık uzaklaşacağız. Youtube'daki ya da Instagram'daki ya da TikTok'taki bilmiyorum neyse artık. Bu tarz şeylerden belli bir dönem uzaklaşmamız gerekiyor. Hatta telefonu kaldırmak en güzel çözüm. Üçüncüsü arkadaşlar planımızı belirlememiz lazım. Çünkü planımızı belirlediğimizde esasen yapacağımız şeyleri çok rahat bir şekilde adım adım yapar ve sonuca ulaşırız. Ama plansız hareket edersek ya ne yapacaktım? O mu önemliydi, bu mu önemliydi derken hepsi birbirine girer. Ve vakit kaybetmemeliyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü her bir dakika, her bir zaman bizim yazıldan daha iyi not almamızı sağlayabiliyor. Kaybettiğimiz her bir zamanda yani telefonda vakit kaybetmemiz ya da düzensiz bir şekilde dağınık bir odada olduğumuz için üf bugün çalışmayacağım dememiz de maalesef puan kaybetmemize sebebiyet veriyor. Dolayısıyla vakit nakittir arkadaşlar. Odaklanıyoruz, düzenimizi kuruyoruz ve inşallah yazılardan da en iyi notlar alıyoruz. Şimdi uzak durmamız gereken şeyler de var. Mesela özgüvensizlik. Yapamam ya, Edebiyatçı zor soruyormuş. Matematikçi çok zor soruyor. İngilizceyi bilmiyorum ki buna benzer şeylerden uzak duruyoruz. Her şeyi hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler süpersiniz. İkinci uzak duracağımız şey gelişi güzel çalışmak. Biraz ondan bakayım. Biraz Tonguç'tan bakayım. Biraz buradan bakayım. Biraz hocanın notları. Hayır hayır gelişi güzel çalışmak bazen başarısızlığa bile sebep veriyor. Ve tabii ki de kopya çekmek de çok tehlikeli. Neden? Çünkü zaten kopya hazırlar gibi böyle küçük küçük kağıtlar notlar aldığınızda onların hepsi sınavda kalacak aklınızda. Kopya hiçbir şekilde gerek yok. Sizler kopya çekmeden çalışıp başaracak kadar akıllı ve zekisiniz arkadaşlar. Sizlere bizler güveniyoruz. Planınız nasıl olmalı? Öncelikle bir konu analizi yapmanız lazım. Hangi konuyu çok iyi biliyorum? Ya yani bunları zaten yapıyorum. Hangisine yarımsın? Ya bazen karıştırıyorum. Hangi konuda sıfırsın? Bunu hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Zaten yapamıyorum dediğiniz konuları bir belirlemeniz lazım. Ardından da çalışma sürenizi planlamanız lazım. Bildiğiniz konuları böyle ilk başta bir saat ya da yarım saat hızlı bir şekilde tekrar etmeniz lazım. E yani ben onları zaten biliyorum demeyin. Onları güçlendirmek de size sınavda puan kazandıracaktır. Eksik olduğunuz konulara daha fazla süre ayıracaksınız. Yani yarım yamalak bildiğiniz ya da hatırladığınız ama bazen bazı kısımları kaçırdığınız konulara daha uzun süre ayırmanız lazım. Sıfır olduğunuz konular yani hiçbir şey bilmiyorsunuz ve muhtemelen de herhalde onları öğrenmeniz zaman alacak. Artık son anda olmayacak son gün. O zaman onlara çok az bir zaman ayırabilirsiniz. Ama en az zamanı bildiğiniz konulara, en fazla zamanı eksik olduğunuz konulara, hiç bilmediğiniz konulara da yine ikinci sırada bir zaman ayırabilirsiniz. Çalışma notlarınız çok çok önemli arkadaşlar öğretmenlerin sizlere derse yazdırdığı şeyler esasında sınav sorularıdır. Yani sınav sorularının cevapları onlar. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Dediği yerler hocaların en önemli yerlerdir. Orayı mutlaka sınavda size soracaklar. Dolayısıyla derse aldığınız notlar veya arkadaşlarınızın aldığı notlardan çıkardığınız notlar çok çok önemli. Kilit konulara vurgu yapan kaynaklar sadeleştirilmiş tek sayfa özetler sizi gerçekten sınavda başarı ulaştırır. Bununla alakalı biliyorsunuz bizim 4. sınıfta 5'te 6'da, 7'de 8'de, 9, 10, 11'de süper yazı notlarımız var. Ama sizler ister bunları alabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz böyle kağıtlara küçük küçük notlar çıkarabilirsiniz. Bu notlar önemli. Niye? Okula giderken de yanınıza götürürsünüz. Sınavdan önce son bir kez bakıp kontrol edersiniz. Sınav öncesi taktiklere geldiğimizde sınıfınıza erken gitmeniz lazım. Yani son anda yazılığa gidilmez. Son ana kadar notlarınıza bakın arkadaşlar. Yani son ana bakınca heyecanlanıyorum. Hayır hayır hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Baktığınız her bir bilgi örnek veriyorum. Diyelim ki 7. sınıf yazılım notlarını açtınız. Burada Osmanlı fetih siyasetiyle alakalı ya da FEN'de bir şeyle alakalı, Türkçe'de bir şeyle alakalı son bir kontrol ettiniz. Onların hepsi aklınıza kalır arkadaşlar. Formülleri ve önemli noktaları Ezberleyin yani aklınızda tutmaya çalışın kavramları bilmeniz size sınavda çok ciddi puan kazandırır. Sınav esnasında dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi mutlaka birazcık heyecan olacak sınav sonuçta ama panik yapmanıza gerek yok. Böyle birkaç saniye dinlendiğinizde gözünüzü kapatıp içinden ona kadar sayabilirsiniz derin bir nefes alıp verebilirsiniz. Yani gül koklar gibi ve mum üfler gibi diye bir nefes alıp verdiğinizde paniğiniz azalır. Bildiğiniz sorudan başlayın. 10 soru varsa illa birden başlamak zorunda değilsiniz. Kağıdı doldurmaya çalışın arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Böyle kağıtta boş yer bırakmamaya çalışın. Yani bazı sorularda sorunun benzeri böyle acaba bu mu diye bazı şeyleri doldurmanız bile yani bir şeyler için çabalamanız bile hocanın hoşuna gidecektir. Birkaç puan kanaat kullanacaktır. Tabii ki hani birin sorunun cevabını her soru yazarsanız tabii ki puan vermez hoca. Ama bazen böyle tam anlamıyla sorunun cevabını bilmeseniz bile bir şeyler yazmanız size puan kazandırır. Çünkü hocalar gayretli öğrencileri çok sever. Ve tabii ki de kendinize güvenin. Yani sınav esnasında kafanız kaldırıp bu ne yapıyor, o ne yapıyor, aa o çok iyi çalışmıştı demeyin. Genellikle çok çalıştım diyenler hiç çalışmamıştık olanlardır. Hiç çalışmadım ya hiçbir şey bilmiyorum diyenler de çok çalışmış olanlardır. Son uyarımızı yapalım arkadaşlar. Sakın sakın bir dahakine son güne bırakmayın. Bizler yazılı provalarımızı sizler için hazırlıyoruz. Yazılı notlarımızda yine 7. sınıfta, 4. sınıfta, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10, 11'de de yine akıl notlarımızla sizlere sınavlara destek olmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden yazılarınıza başarılar arkadaşlar.